Evet, sevgili Çağlar. Çağlar. Bravo Çağlar. Bravo. Bravo. Şimdi dakika tutuyorum Çağlar'ın tarif saniyesine. Evet, Çağlar... Başla. Başla. Şef, öncelikle mayonezimi unuttum. Özür diliyorum. Ekmeğimi de küçük almışım. Yok. Ha, yapmadın. Yapmadım. Yumurtam var, niye yapmadın ya? He. Evet. Değil mi? Tavuğumu ızgarada pişirdim şef. Jambon kullandım, hazır jambon. Yumurtam var, haşlanmış, soğutulmuş domatesim var. Haşlanmış. Bugün kötü anlattı çünkü... İnanmıyor çünkü yaptığı tarife. Ya, şimdi mayonez falan dolmayınca mayonez nasıl olacak bunu bilmiyorum ben. O kendi de bilmiyor. Kör körüne de savunmak istemedim şef. İnanmıyor, haklısın. İnanmıyor. Doğru. Malzemem eksik hiç. İnanmıyor. Evet, haklısın. Patates mi bu? Muhteşem olmuş. Patates mi? Bakayım. Mayonez niye lazım bunda biliyor musun? Tat keçisini sağlam. Hayır. Mayonez, bir, her katı bir arada tutmaya yarayacaktır. İki, bu sandviçe gerekli nemliliği, ferahlığı, lezzeti de katan şey mayonezdir. Şimdi çok güzel bir sandviç yapmış olsam bile kuru. Kuru. Evet şef, doğrudur. Teşekkürler Çağlar. Sağ ol. Ayten Hanım, buyurunuz efendim. Haydi Ayten abla. Al da gel. Ayten Hanım çok sevilen bir karakter oldu. Allah Allah. Herkes çok alkışlıyor. Ayten Hanım'ın en iyi arkadaşı da Arzu oldu. Sarı papatyan. Kankası. Ayten Hanım sevilen bir karakter oldu. Bu benim sarı papatyan. Hoş geldiniz. Sarı papatyan. Sarı papatyan. Sen onun nesisin? En iyi arkadaşı. O kadar. En iyi arkadaşı. Daha o aşamayız. Allah Allah. Ha. Şimdi eğer Ayten Hanım popüler olman... şeye de yansıdıysa yemeğe club sandviçe ne hala. Kesinlikle. Bakalım. Dünya 18 saat yoldan geldiniz Antalya'daki muhteşem otelimize. Hoş geldiniz. En değerli misafirimiz olarak katına özenle mayonez sürdüm. Kızarttım ekmekleri tek tek. Peki başka siz ne değerli yaptınız? Misafirler için o ikisi tavuklu ve jambonlu, o da somon fümeli, balıklı. Aman aman, ben tavukludan devam edeyim. Hı hı. O ikisi tavuklu. Hangisi somon? Tavuklu yani. Ve jambonlu. Bunlar somonlu. Gel ben bunun sonra yarısını vereyim. Abi vallahi yarısını versin. Şu bir de kürdandaki o şey dokunuşunu bir göstereyim. Hey gidi 80'ler hey. Ya değil mi? Ha. Aslında onu yedim pat diye, güzel ağız yıkadı. Çok güzel. Güzel ağız yıkar tabii evet. Ki. Evet, ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Ve son olarak Tolga. Bugün Tolga da kendi tabağında türlü türlü sıkıntılar yaşadı. Evet. Ne gibi sıkıntılar yaşadın Tolga? Şefim, önce çok büyük yaptım. Sonra küçültme kararı aldım. Sonra? Yumurta patladı. Yumurta patladı, evet. Zaten yumurtanın patlamasını istiyordum ama... İçinde patlamasını istiyordum. Evet, içinde patlamasını. Burada patlasaydı keşke değil mi? İstiyordum. Yani yumurta, özellikle göz yumurta istedim. Teşekkürler abi. Yumurtanın sarısının içini, şefim diğerini isterseniz. Evet, bunda parça kalmamış. Neyse, toplayacağız işte. Şunu vereyim sana, gel. Zordur bu yemek ya. Yok yok, yiyebilirim. Her zaman zordur. Çünkü şimdi zordur bir ama tertipli ve düzenli olması da büyük şey var, fayda var. Yani şefim, böyle bir tabak gelse mesela, bir misafir der ki bu otel... Herhalde standartları belli değil. Sostan dolayı biraz vaktim gitti. Sosu acılı yapmak istiyordum. Orada bir zaman kaybı yaşadık. Onu bekledim biraz. Ama sonra normal mayoneze döndüm. Sarımsak közledim. Özellikle
Patatesin evet, başına ne geldi? Şefim aslında çıtırdı ilk çıkarttığımda. Bu mu? Kendinin haberi var mı çıtır olduğundan? Şu an yok. Şu an yok maalesef. Peki, teşekkürler Tolga'cığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.